Balıkesir Ayvalık Ada Emlak Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Bugün site içerisinde köşe konumlu bitişik nizam dublex villamızın tanıtımına geldim. Hemen şöyle göstereyim. Bu önündeki alanda size ait zaten komple üç tarafı bahçe. Ama güneşin durumuna göre buraya da masa atabilirsiniz. Onun bilgisini vereyim. Burada böyle bir alan var. Ufak bir depolama alanı, su sayacının da bulunduğu alan. Evimize girdiğimizde önce bir antre bizi karşılıyor. Sonrasında sağ tarafında hem lavabo, tuvalet ve duş alanının bulunduğu ufak tuvaletimiz bizi karşılıyor. Kullanılan malzemeler birinci sınıf. Hemen şöyle kısa bir bilgi de vereyim sizlere. Evler 5-6 yıllık olmasına rağmen hiç oturulmamış burada ve tekrardan tadilattan geçti. Ev sahibimiz ufak tefek değişiklikler yapmak istedi. İşte fayanslardır, bataryalardır, şurada biraz sonra size göstereceğim depolama alanıdır vesaire. Bu arada bitişik nizam olmasından kaynaklı araya bir izolasyon yapıldı. Bunların hepsi sıfırdan yapıldı bu evimizde. Hemen şöyle girişte antreyi de göstereyim. Buraya fortmanta da konulabilir. Burada mutfak alanımız gayet geniş, ferah, keyifli. Bir de balkonu var mutfağın. Buzdolabınızı koyabileceğiniz alan. Şöyle mutfak dolaplarını da göstereyim. Bu şekilde. Oradan ikinci katın merdivenleri ve biraz önce söylediğim ev sahibinin düşündüğü depolama alanı gerçekten hayat kurtarıcı. Burası salon kısmımız. Siteye hakimim, o yüzden size genelde sitedekilerin evi nasıl yerleştirdiğini de aşağı yukarı anlatmak istiyorum. Burayı oturma grubu koyarak değerlendiriyorlar genelde. Burası da yemek masasını konumlandırdıkları yer. Buradan verandaya çıkış var. Ve çok keyifli bir verandası var. Geniş, çok geniş. Direkt bahçeye de açılıyor şu kapıyla. Bahçeye ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Şöyle bahçesini de göstereyim. Üç tarafınız bahçe demiştim. Ama köşe konumlu olmasından dolayı aşırı geniş bir bahçe payınız var. Önünüz alabildiğine, tabii bir de buralar yeşillenirse, çim olursa değmeyin keyfine gerçekten. Yani dediğim gibi veranda çok geniş. Buraya da bir yemek masası ve oturma grubu çok çok rahat sığar. Gerçekten çok geniş. Tadilat yapıldı demiştim. O tadilatta bu barbekü alanı diğer evlerde yok. Buraya mal sahibimiz bir barbekü alanı da oluşturdu bu şekilde. Sesi duyuyor musunuz? Sessiz, sakin. Çok güzel. Konum olarak sitenin konumu da. Tekrardan içeriye girdik. Şimdi üst katı gezdireyim size. Merdivenleri gayet rahat, geniş, ferah, yormuyor. Üst kata çıktığımızda da hemen banyo, birinci oda, ikinci oda. Ve genelde ebeveyn odası olarak kullanılan üçüncü odamız. En büyük odamız burası. 15-16 metrekare büyüklüğünde. Aplikler de zaten konumlandırılmış. Yatak başı olarak burası düşünülmüş. Şöyle Fransız camları. Odanın büyüklüğünü anlamanız için şöyle köşelerden göstereyim. Hemen yan tarafında ikinci odamız. Burası da 10-12 metrekare civarında. Buraya da yine çift kişilik bir yatak ve 3 kapılı dolap çok rahat sığıyor. Yine aplikler konumlandırılmış. Buranın kendine ait balkonu var. Şöyle. Buraya da ufak bir masa, 2 sandalye çok rahat sığar. Ya da böyle bir salıncak, tek kişilik salıncak tarzında çok da keyifli olur akşamları. Çünkü çok
sessiz sakin dediğim gibi. 3 bloktan oluşuyor bu site. Onun da hemen kısa bilgisini vereyim. Burası ilk blok. Önünde hemen park var, park alanı. Orada normalde şu anda otları görüyorsunuz ama normalde o alan temizleniyor. Spor aletlerinin olduğu bölüm var. İşte ancak şimdi yaza giriyoruz. Yavaş yavaş düzenler başlayacak. Burası da 3. odamız, en küçük odamız burası. Ama burayı da genelde bir tane tek kişilik yatak ve şurada da dolap alanı var. Gömme dolap gibi oluyor. 2 kapılı dolap sığıyor. O şekilde değerlendiriyorlar. Göstereyim size. Buranın da yine kendine ait balkonu var. Bu balkon diğerine göre biraz daha ufak. Ama çamaşır asmaya gayet ideal. Yani hatta buraya 2 tane sandalye de çok rahat hani sığar. Bundan yana da bir sıkıntı yok. Küçük dediysem çok küçük değil. Bu şekilde son odamızda gezdikten sonra banyomuza bakalım. Şofbenimiz, termosifonumuz var. Yeni, sıfır, her şey dediğim gibi. Hilton lavabomuz. Duşakabinimiz. Duş başlıklarımız. Klozetimiz. Banyomuz da bu şekilde gayet geniş. Genelde buraya çamaşır makinesini o tarafa bağlıyorlar. Şuraya da bir ekstra dolap isterseniz koyabilirsiniz. Yer mevcut. Başka anlatacağım. Bir de şunu göstereyim. Üst tarafta şurada bir depolama alanı, çatıya çıkışta bir depolama alanı mevcut. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Merdivenlerden ineleyim. Videomuzu sonlandıralım. Şöyle tekrardan bir hem size fikir olmuş olsun. Salonumuzda videomuzu sonlandıralım. Evet, 3+1 130 metrekare civarında dubleks, köşe parsel, köşe konumlu olması dolayısıyla da 3 tarafınız bahçe, verandası var. Arabanızı önüne park edebilirsiniz. Yerler gayet müsait. Başka söyleyebileceğim size. Valla gayet keyifli. Müstakil tadında bir villa. Burası ile ilgili, bu portföyümüzle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Keyifli seyirler.